Nasıl geçiyor? İzliyorsunuzdur defileleri. Keyifli, eğlenceli. Ben açıkçası ilk 3 gün gelemedim iş yoğunluğundan dolayı. Bugün son günü. Bugün artık dedim ki Eda kalk ve git. Çünkü hani biliyorsunuz biz çok yoğun çalışıyoruz, setlerden çok fazla vakit olmuyor ama iyi ki gelmişim, çok güzel bir ortam var, güzel kreasyonlar var. Eğlenceli geçiyor, güzel. Necla Güvenç'i izleme fırsatınız oldu mu acaba? Yarısına yetiştim. Yetiştiğim kadarıyla çok başarılı buldum koleksiyonunu, çok tarz buldum. Ben çünkü şeyi sevmiyorum, nasıl derler, birbirini tekrarlayan şeyleri sevmiyorum. Farklı olmayı seviyorum, değişik olmayı seviyorum. Marjinalliği seviyorum. Dolayısıyla hani kreasyonu çok hoş buldum. Zaten güçlü bir kadın yansıtmayı istemiş. Siz de öyle olduğunuz için galiba beğendiniz diye düşünüyorum. Çok tarz. Çok tarz, çok güzel. Peki ben merak ediyorum. Yurt dışında ya da burada beğendiğiniz bir tasarımcı var mı takip ettiğiniz? Açıkçası Dilek Hanif'i çok beğeniyorum. Arzu Kaprol'ü çok beğeniyorum. Yani şu an Cengiz Abazoğlu'nun kıyafetleri çok çok güzel. Evet, gördüm, basından gördüm. Ama hani bizim modacılarımız çok başarılı. Yani hani öyle ayırt etmek gerekirse şu 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 falan diyemem ama bizim modacılarımız oldukça başarılı. Yurt dışında da tabii ki var ama ben buradakileri çok başarılı buluyorum. Hepsinin kendine göre bir tarzı var, hepsinin kendisine göre bir çizgisi var. Hepsi bence dalında çok çok başarılı. Peki tasarımcılardan başladık. İlerleyen senelerde buralarda görmek istediğiniz bir tasarımcı var mı? Gençlerden ya da onun dışında? Bilmem, onu hiç düşünmedim açıkçası. Yani düşünmek yeterli lazım. Yeterli geliyor galiba. Şu an yeterli. Yani tabii ki olabilir. Hani biz yeniliklere her zaman açık bir ülkeyiz. Tabii ki biri gider, biri gelir, biri ya da emekli olur, biri kenara çekilir. Bu işler böyledir, oyunculukta da böyledir. Belli bir yaşın geçer, yapmak istemezsin, kenara çekilirsin, arkandan başka biri gelir. Şu an ben hani yaşımdan dolayı yaşımın rollerini oynuyorum. Ama haliyle yaşımız geçiriyor, 2 gün sonra başka biri gelir, benim oynadığım bir rolü başka biri oynar. Bu böyledir yani sektörde. Biri gelir, biri gider, yenilikleri açız biz her zaman. Peki İstanbul Fashion Week'in konseptini beğendiniz mi bu seneki? Evet. Değişik olmuş açıkçası, güzel olmuş. Yani ilk 3 günde olmak isterdim ama olamadım. Şu an çok keyif alıyorum, güzel buldum konsepti de, başarılı. Peki bu konsept için bugün nelerden giyindiniz diye merak ediyorum ben. Bugün açıkçası ben kendi gardırobumdan giyindim. Çünkü çok fazla dediğim gibi vaktim yoktu. Çok apar topar artık dedim bugün gideyim ve 1-2 saatte olsun katılmak istedim. Kendi gardırobumdan giyindim. Hani herhangi bir modacının giyinmedim. Böyle de şık olduğumu düşünüyorum. Ben hani abartıyı çok fazla sevmiyorum. Sade şıklıktan yanayım. Evet, sakin. Evet. Peki sade bir şıklık dedik. Kendi stilinizi nasıl tanımlarsınız Modazone takipçilerine? Kendi stilimi nasıl tanımlarım? Zarif, sade, dikkat çekici. Yani dikkat çekici derken şundan bahsetmiyorum, dekolteden bahsetmiyorum. Tabii ki dekolte verilmesi gerekiyor ama ben kıyafete dekoltenin bir yerden verilmesi taraftarıyım. Çünkü bazıları vardır, görüyoruz basında, işte göğsünü açıyor, bacaklarını açıyor, sırtını açıyor. Neresini açacağını şaşırıyor. Bu sefer de o seksilikten ziyade ne derler ona? Görüntü kirliliği oluşuyor. Haliyle birazcık hani onu korumak gerekiyor, o dengeyi tutturmak gerekiyor. Yani bir taraftan dekolteyi verirsin ama o kadar şık ve gizemli görünürsün ki bir o kadar da seksi görünürsün. Sade şıklıktan yanayım ama bir o kadar da etkileyici. Peki stilinizden başladık. Modazone takipçilerine bir stil tüyosu vermek gerekirse neler söylemek istersiniz? Bir stil tüyosu vermek gerekirse bence en önemli şeyi söylemek istiyorum. İnsanın kendine yakışanı giymesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki modayı takip edecek. Ben de takip ediyorum ama çok önemli bir şey bu. Hani moda uğruna da kendimi saçma sapan yerlere taşımıyorum. Hani gidip de çok özür dilerim. Hani şempaze gibi göstermektense, şaklaban gibi göstermektense modayı takip edip kendine yakışanı insanın giymesi gerektiğini düşünüyorum. Bu değerli görüşlerinize katılıyorum. Yapmaları gerekiyor. Yani hani yakışan neyse odur. Modadan da birazcık alırsın, biraz sağdan, biraz soldan ama kendine yakışandır moda. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. İyi seyirler diliyorum. Yine görüşmek üzere. Tamam.